Tambura başlangıç sebebim müzisyen olan, aynı zamanda neyzen olan dayım tarafından teşvik edilmem ve yönlendirilmemle birlikte başladı. Tabii müziğe karşı olan ilgimde onun teşvikiyle başladığım tambur hayatımın ilerleyen dönemlerinde hayatımın birçok bölümüne serpildi ve canı gönülden enstrümanı icra edip, araştırıp, çalmaya gayret ettik en iyi şekilde. Tambur görüldüğü üzere bir tekneye ve bir uzunca bir sapa sahip. Teknemiz yarım daire şeklinde ve aynı çapta bir dış yüzeye sahip. Ağaçlarımız genelde hani meyve ağaçları da kullanılıyor fakat diğer ağaçları da kullanabiliyoruz. Bu gördüğünüz tambur çınar ve ardıç ağacıyla bütünleşmiş bir tambur. Uzunca bir sapımız var. Sapımız ağaçlarında gürgen, maun, akoju gibi değişik yapıya sahip dirayetli sağlam ağaçlardan yapılmaktadır. Göğüs tahtamız yani ses kapağımız ladin ağacından, çam cinsi olan ladin ağacından oluşmakta. Eşiğimiz de ardıç ağacı. Değişik ağaçlarda kullanılabiliyor. Kelebek ağacı gibi, amarant ağacı gibi ama genelde tamburilerin ve yani bizlerin tercih ettiği ağaç ardıç ağacı oluyor. En iyi neticeyi veren ağaç o. Tamburumuzu kaplumbağa kemiğinden yapılan, bağ dediğimiz malzemeden oluşan bir mızrapla çalıyoruz. Ben sizlere Tamburu Cemil Bey'in Muhayyer Peşrev'in saz semaisini icra ettim. Tamburu Cemil Bey'den söz etmek gerekirse, Tamburu Cemil Bey kayıtlı olarak elimizde olan icrasını dinlediğimiz ve tamburun icrasını çok çok ileriye götürmüş bir icracıdır. Thank you.